Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. Bakü'den, Azerbaycan'dan hepinize iyi günler diliyorum. Buraya bir haber yapmak için geldik ve bu vesileyle Bakü'nün nasıl hızlı geliştiğine bir kez daha tanıklık ettik. Burada Azerbaycan'ın başkentinde yeni bir Dubai doğuyor diyebiliriz. Yepyeni binalar, pırıl pırıl sokaklar, renove edilmiş çeşitli binalarla Azerbaycan, en son 10 yıl önce gelmiştim. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin açılışı için buraya gelmiştim haber yapmak için. Bu 10 yıl içinde o kadar çok şey değişmiş ki şaşırdım. Sanki başka bir şehre inmiş gibiyim. Avrupa şehri, bir Avrupa ile Dubai şehri arasında gidip gelen bir şehirdeyim. Sokaklarında yürüdüm. 10 milyon kardeşimizin yaşadığı Azerbaycan'da yaklaşık nüfusun 1/3'ü Bakü'de yaşıyor. Ve Bakü'de bayağı çehresini değiştirmiş. Dediğim gibi pırıl pırıl sokakları, alışveriş merkezleriyle bambaşka bir izlenim veriyor. Tabii sadece bu değil. Son 6 yıldır burada Formula 1 yarışları düzenleniyor. Bakü için, Azerbaycan için büyük bir tanıtım fırsatı. Çeşitli inovasyon etkinlikleri, paneller yapılıyor. Nitekim biz geldiğimizde Apple'ın kurucularından Steve Wozniak sahnede olan isimlerden sadece bir tanesiydi. Aynı zamanda Tesla'nın CEO'su mesela gelmiş, burada sunumlar yapmış. O da görmeye değerdi. Size de tavsiye ederim yani 2,5 saatte İstanbul'dan çıkıp buraya gelebiliyorsunuz. Bakü'de aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanlar toplantısı vardı. Bir yandan da şunu görüyorsunuz. Buradaki Türk mimarlar burada tarih yazıyorlar gerçekten. Hem burada Bakü'de hem de Karabağ'da. Karabağ'da işgal edilen topraklar tekrar geri alındıktan sonra oradaki bölgelere Türk mimarları götürüyorlar. İşte kimi kasabaları eğitim merkezine çevirecekler. Ona göre renovasyon yapıyorlar. Ona göre yeni bir planlama yapıyorlar. Çok doğru adımlar atıyorlar. Bir yandan da diplomasi devam ediyor. Bakü'de dediğim gibi Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan savunma bakanları toplantısının 10.sü düzenlendi. 3 ülkenin savunma bakanları buradaydı. Deryanur Jafarova şu anda karşımızda. İsterseniz direkt onu sorayım. Jafarova, Sayın Jafarova, sizce son bu görüşmelerde ne konuşuldu? Ana ekseni neydi? Şu andaki dış politikada Azerbaycan'ın ana gündemi. Aslında ayrı ayrılıkta bakarsak hem Gürcistan, Azerbaycan hem Türkiye, Gürcistan arasında bu sene boyunca diplomasi trafiği yoğun bir şekilde gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Gürcistan seferini gördük. Daha sonra hem Türkiye hem Gürcistan arasında diplomatik trafik bayağı bir yoğundu. Ve her sene olduğu gibi bu senede savunma bakanları, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin savunma bakanları buluştu. Geçen sene Kayseri'de, Erciyes'de o dönem Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle orada 9. görüş gerçekleşmişti. Kayseri'de, Erciyes'de Gürcistan'ın Savunma Bakanı Cuanşir Burçuladze, Azerbaycan'ın Savunma Bakanı General Polkovnik Zakir Hasanov bir araya geldiler ve basına da bir açıklama verdiler ve her zaman olduğu gibi bu üç ülkeyi birleştiren ortak değerler var, ortak fikirler var gerçekleşmesi gereken. Orada da bunlardan bahsedildi ve düşünüyoruz ki değişmiyor her üç ülkenin stratejik hedefleri. Bu sene Bakü'de gerçekleşen görüşmede de aynı şekilde hedefler müzakere edildi. Türkiye'yi, Gürcistan ve Azerbaycan'ı birbirine askeri alanda bağlayanlar nedir dersek, ilk önce bölgede bir barışın, daimi bir barışın yapılandırılması, elde edilmesidir bu ülkeni birleştiren, askeri alanda birleştiren esas hedef. Çünkü Güney Kafkasya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi artık daimi barışa ihtiyaç vardır. Artık Güney Kafkasya'da herhangi bir münakişe, bir savaşın yeri yoktur. Çünkü hel olunmayan problem kalmadı. Bir tek Güney Kafkasya'nın esas problemi Karabağ problemiydi. O da çözüldü Azerbaycan'ın zaferiyle. Ve tek Gürcistan değil, bu üç ülkenin bu bölgede her sene olduğu gibi bu sene de savunma bakanlarının buluşması bölge içinde bir mesajdır. Esasen de Ermenistan'a bir mesajdır. Çünkü Ermenistan artık sülhe, barışa adım atması için düşünmeli, derinden düşünmeli ve buna çok istekli olması lazım. Çünkü bölgede artık bir
problem değil de artık bir refah bekleniyor. Hem Türkiye hem Azerbaycan hem diğer devletler tarafından ve ilk önce de bu barışın sağlanmasında her zaman olduğu gibi bütün dünya dış siyasetinde belirttiği gibi Türkiye bu alanda da ilk adımlar atan ülkedir. Her zaman olduğu gibi bir problem yaşanarsa hem bölgede hem dünyada buna ilk reaksiyon veren ülke Türkiye'dir ve bu sefer de böyle oldu. Aslında 3 savunma bakanının bir araya gelmesi Bakü'de konuşacakları mevzuyu az çok kestirebiliyoruz. Çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında derin bir problem görmedik. Ancak yakın aylarda Fransa tarafından Ermenistan'a gönderilen askeri mühimmat Gürcistan üzerinden taşındı. Karabağ Savaşı döneminde, Birinci Karabağ Savaşı'ndan bu günümüze doğru böyle bir hal olmamıştı. Yani Gürcistan üzerinden Ermenistan'a herhangi bir mühimmat taşınmamıştı. Bu ilkti ve bunun da fotoğrafları yayıldı. Tabii ki de ülkeler arasında bu konu konuşulmuştur. Ancak hem Gürcistan hem Türkiye hem Azerbaycan savunma bakanlarının bir araya gelip konuştukları mevzuların başında ve düşünüyoruz ki bu mevzu da yer almıştır. Sanmıyoruz ki Gürcistan ve Azerbaycan arasında bu derin bir problemlere yol açabilir. Tabii ki de çözülmeyecek bir sorun değildir. Muhtemelen bu konu hem Gürcistan hem Türkiye hem de Azerbaycan savunma bakanları arasında geçmiştir ve bu problemin çözümüne dair herhangi bir çözümler üretilmiştir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan üç ülkeni birleştiren daha büyük, daha başka bir iş birliği alanı ise tatbikatlardır. Biz her zaman tatbikatlarda kardeş ve dost ülkeler içerisinde Türkiye'deki tatbikatlarda özellikle Gürcistan'ı da görmekteyiz. Azerbaycan tabii ki her zaman Türkiye'nin kardeş ülkesi olarak tatbikatlarda yer almaktadır. Ancak dost ülke olarak Gürcistan da her zaman tatbikatlarda iştirak ediyor. Hem Azerbaycan'da gerçekleşen hem Türkiye'de gerçekleşen. Bu da hem Gürcistan hem Türkiye hem Azerbaycan'ın askeri alanda birbirlerine hakim olmaları için çok büyük bir şanstır diye düşünüyoruz. Ve gelecek planlar arasında tabii ki de askeri alanda işbirliği için açıklanmayan detaylar vardır. Savunma bakanlarının görüşmesinde müzakere edilen ve bu da tabii ki de bölge ülkeleri açısından iyiye doğru giden bir gelişme olacaktır. Yani bu buluşmada sadece sülh için, barış için planlar çiziliyordur diye düşünüyoruz. Sayın Jafarova çok çok teşekkür ederim.